Arkadaşlar merhaba. Bugün Arduino'muzda step motor süreceğiz. Step motorumuzu bu sefer TB6600 MicroStep driver'la sürücüsüyle süreceğiz. Piyasada da genelde bu şekilde kullanılıyor. Daha önceki bir kısım videolarımızda da biz biliyorsunuz sürücülerimizi kullanmıştık. Arduino ile sürerken de yine bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar step motorumuz ve step motorumuzun A artı B artı B eksi uçlarına bağladık. Step motorumuz altı uçlu olmasına rağmen iki ucunu orta uçlarını kullanmadık. Burada baktığımızda arkadaşlar şuradan eksilerimizi pull eksiği, gır eksiği Arduino'muzun GND ucundan beyaz kablomuzda görüyorsunuz. Arduino'muzun GND ucundan aldık. Daha sonra pull artıya Arduino'muzun PWM çıkışı veren 3 numaralı çıkışından geldik. Bir dediğimiz yön değiştirme ucumuz ise 2 numaralı ucumuzdan Arduino'muza geldik. Bunları çıkış olarak 2 ve 3 çıkış olarak verdik. 3 numara pas verecek bize. Ve inputlarımız sağ ve sol motorumuzu döndürecek olan butonlarımız var. Bunları da plug buton olarak kullandık. Evet, 4 numara Arduino'muzun girişi görüyorsunuz bu butonumuzdan ve 5 numara da buradaki butonumuzdan aldık. Bağlantılarımızda da plug olduğu için de eksi genedi almış olduk. Şimdi harici besleme Arduino'nun dışında harici beslememiz 24 voltla step motorumuzu 24 volt ile çalıştıracağız. Bastığımızda görüyorsunuz. Şu bazen temassızlık yapıyor herhalde. İleri yönde, geri yönde, ileri yönde ve geri yönde çalışmakta. Arkadaşlar, şimdi bunun çalışması ne şekilde oluyor? Programdan baktığımız zaman arkadaşlar bakın şurada pas primimizi 3 numaralı dediğimiz gibi ve yön primimizi 2 numaralı primimize ileri geri ileri de buton pinlerimize tanımladık ve pas pinlerimizi çıkış olarak pas ve yön primimizi çıkış olarak butonlarımızı da giriş olarak giriş olduğunu tanımladık burada. Daha sonra şunu dedik, eğer biz ileri butonu düşük seviyede ve şurası da yüksek seviyedeyse butonların hareket durumlarına göre motor yönü ileri yönde. Yani butona bastığımız zaman şurası high olacağı için ne yapacaktır? Yön primimiz harekete geçecek. Motorumuzun dönüşü başlayacaktır. Burada şurada bakın bin paslik şuradaki yani tek tek paslarımızı saydırıyor işte sıfırdan başlıyor. Bine kadar geliyor artımsal olarak. Ve bine geldiğinde de duracak. Yani bin pas vereceğiz. Bizim step driver'ımızda 400 pas bir tur olarak ayarladık switchlerinden. O nedenle bu ne yapacaktır?
1000 olduğuna göre 2,5 tur atıp daha sonra duracaktır butona bastığımızda. Ve şuradaki her enerji verdiğimizde enerji verip kesiyoruz pas olarak. Ve aralarında 500 mikro saniyelik bir bekletmeler yapıyoruz arkadaşlar her bina arasında. Daha sonra geri yönde çalışmada da yine komutumuzu, şartımızı koyduk. İşte butonların şu düşük seviyede, şu yüksek seviyede hissededik. Daha sonra buraya bastığımız zaman buton 2'ye ne olacaktır? Bu bize geri yönde çalışmayı verecektir. Ve burada da 800 pas dedik. Yani 2 tur yapacak. Ve daha sonra duracak şekilde hareket ettirdik. Bağlantımızı şöyle de görebiliriz. Bakın butonlarımızın bağlandığı yerler ve diğer bağlantılarımız, motorlarımız ve şuraya da biz arkadaşlar ne yapacağız? 24 volt vereceğiz. Şu Arduino'muzu da harici bir kaynaktan veyahut da şu bilgisayarımıza bağlıysa bilgisayarımızdan besleyeceğiz ama harici bir güç kaynağından, 5 voltluk bir güç kaynağından burayı da beslememiz gerekir. Evet. Bu anlattıklarımızın gölgesinde son bir çalıştığını da yaparsak arkadaşlar görüyorsunuz bastık 2,5 tur attı, bastık 2 tur, bastık 2,5 tur, bastık 2 tur. Dikkat edin, bakın bu olduğu yere gelmiyor 2,5 tur olduğu için aşağıda. Bu ise biraz sonra bakın olduğu yere gelip duruyor arkadaşlar. Bütün bağlantılarımız bu şekilde yaptığımızda çalışacaktır.